Mehmet Nasır Öğüt ve eşi Eşref Oran, 7 çocuklarıyla beraber Muş'un Altınova, yaşayanların diliyle Vartenis beldesinde yaşıyordu. Çocuklarının en büyüğü 12, en küçüğü ise 3 yaşındaydı ve Eşref Oran 5 aylık hamileydi. 8. çocuklarının bebeğinin hayata gözlerini açmasını bekliyordu. Bebeğinin yüzünü görmeyi, kokusunu duymayı istiyordu. 2 Ekim 1993 günü Vartenis'in kuzeyindeki dağlık bölgede çatışma çıktı. Çatışma sonucunda jandarma assubay Mustafa Uçar hayatını kaybetti. Hasköy ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu, henüz yaralı olan assubayın da bulunduğu askeri araçla Vartenis'in içinden geçerken aracı durdurdu. "Bu gece bu köyü yakacağım, başınıza yıkacağım," dedikten sonra havaya ateş açarak beldeden ayrıldı. Gece yarısı olmuş, tarih 2 Ekim'den 3 Ekim'e dönmüştü. Saatler 03'ü gösteriyordu. Mehmet Nasır Öğüt, hamile eşi Eşref Oran ve çocukları Sevim, Sevda, Aycan, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Cihan'la Cinal gecenin sessizliği içinde uyuyordu. İşte o an, gecenin sessizliği, zırhlı araçların ve yüzlerce askerin çıkardığı ürkütücü seslerle bozuldu. Nasır Öğüt'ün evi köyün merkezi yerlerdeki belediye binasına çok yakındı. Beldedeki diğer evler, hayvan barınakları ve samanlıklarla beraber Öğütlerin evi de askerler tarafından ateşe verildi. Anne baba 12 ile 3 yaş arasındaki 7 çocuk can havliyle ateş ve dumanlar içindeki evden çıkmak istediler. Ancak askerler tarafından engellendiler. Tanıkların anlatımı çok korkunç. Yani çocukların pencerelere tırmandığını, kurtulmaya çalıştıklarını, çevredeki halkın yine onlara yardım etmeye çalıştığını ama askerler tarafından engellendikleri anlatılıyor. Yani bunu insan tahayyül edemiyor. Yani düşünün, ateşin içerisinde bir aile çığlık çığlığa yanıyor, çocuklar çığlık çığlığa yanıyor. İçinde ben gördüm, bir çocuk pencerenin önünde kömür gibi olmuş yani. 3 Ekim 1993 gecesi 03'te Muş'un Vartenis beldesinde Mehmet Nasır Öğüt, eşi Eşref Oran ve çocukları Sevim, Sevda, Aycan, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Cihan'la Cinal, Yüzbaşı Bülent Karaoğlu ve komutasındaki askerler tarafından yakılarak katledildiler. O gece o evde Bülent Karaoğlu ve komutasındaki askerler tarafından yakılarak öldürülen bir can daha vardı. Henüz soluk almamış, henüz ışığı görmemiş, henüz annesinin sütünü emmemiş, henüz doğmamış Eşref Oran'ın karnındaki bebek. Dediler ki bir cemse gelmiş köye, yukarıda çatışma olmuştu. Çatışma olduğunda Bülent Yüzbaşı varmış içinde. O köyün ortasına gelip her yeri ateş silahla saldırıyor, küfürler ediyor. Bu köyü yakacağım, bu gece köyünüzü yakacağım, 20 can alırım. Gece saat 3 civarı bir silah sesleriyle uyandı. Ben o gece babamın evi tek odaydı. Ben de misafirliğe gitmiştim. Pencereden baktık, yangın görünüyordu. Yangın, babamın evi etraf doluydu, asker doluydu, panzer vardı. Her yer yanıyordu. Yani bizim o kadar çabamıza rağmen yani askerler bırakmadı yani eve yaklaşalım. Gözümüzün önünde 2 saat, 3 saat içinde ev çıkma karşı inan ki evi terk etmiyorlardı, bırakmıyorlardı, cenazeleri çıkaralım. Öğüt ailesinden geriye o gece amcasının evinde olan Mehmet Nasır Öğüt'ün kızı Aysel Öğüt kaldı. Aysel Öğüt katliamla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, yüzlerce askerin ve zırhlı araçların katıldığı, tüm belde halkının gözleri önünde gerçekleşen operasyon ve katliama karşılık, evin PKK tarafından yakıldığını söyleyerek dosyayı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına gönderdi. Soruşturma dosyası tam 9 yıl askeri savcılıkla sivil savcılık arasında gidip geldi. Sonunda Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, failler belli olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapattı. Ama o kadar uğraşıyorum ki benim en küçük kardeşimin suçu neydi?
benim 7 kardeşimin suçu neydi? Babamın suçu neydi? Yoktu. Onların suçu yoktu. 2003 yılında Aysel Öğüt ve avukatlar Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle birlikte katliam hakkında yeniden soruşturma açıldı. Bu soruşturma süreci de 10 yıl sürdü. Ancak 2013 yılında dönemin jandarma yüzbaşısı Bülent Karaoğlu, Hasköy İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Piyade Kıdemli Üsteğmen Hanefi Akyıldız, Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şerafettin Uz ve Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Turhan Nurdoğan hakkında kasten ev yakmak suretiyle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. Dava hemen güvenlik gerekçesiyle Muş'tan Kırıkkale'ye nakledildi. Dava süreci de 2 yıl sürdü. Tüm tanıklara, belge ve bilgilere rağmen 1 Mart 2016 tarihli karar duruşmasında savcı, mütalada yaptığı değişiklikle Bülent Karaoğlu dışındaki sanıkların beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise tüm sanıkların beraatine hükmetti. 26 Ocak 2021'de Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar Turhan Nurdoğan, Hanefi Akyıldız'la Şerafettin Uz hakkında verilen beraat kararını onadı. Bülent Karaoğlu hakkında verilen beraat kararını ise bozdu. Bu faili meçhul bir olay değil, faili muğlak bir olay değil. Bizzat devletin güvenlik biriminde yer alan bir kişinin organizasyonunda, kontrolünde, talimatıyla gerçekleştirilen bir eylem olduğuna kanaat getirildi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden kararı var. 21 Eylül 2021'de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamada 7'si çocuk, 9 kişiyi ve doğmamış bebeği tasarlayarak ve yakarak öldüren Bülent Karaoğlu hakkında ancak 29 yıl sonra tutuklama kararı verildi. Mahkeme dava süreci boyunca onun ve diğer sanıkların hakkında tutuklama kararı vermedi. Ev hapsine almadı. Duruşmalara zorla getirilmesini bile uygun bulmadı. Ve Bülent Karaoğlu hiçbir zaman bulunamadı ve tutuklanmadı. Emekli maaşını ise halen almaya devam ettiği ortaya çıktı. 2023 yılının Aralık ayında ise mahkeme heyeti zaman aşımı üzerinden 2 aylık bir süre geçtiğini ileri sürerek zaman aşımı gerekçesiyle dosyanın düşürülmesine karar verdi. Sonuçta 7'si çocuk, biri doğmamış bebek, masum 10 kişiyi canlı canlı yakarak katledenler suçsuz bulundu, cezasızlıkla ödüllendirildi. Vartenis'teki evin enkazıysa bu katliamı unutmamak üzere 2012-2013 yıllarında Nusaybin Belediyesi'nin katkılarıyla müze yaptırıldı. Dersim'in hesabı sorulmadığı için sonrasında Maraş yaşanmış. Maraş'ın hesabı sorulmadığı için Çorum yaşanmış. Onun hesabı sorulmadığı için Sivas yaşanmış. Onların hesabı sorulmadığı için diğer katliamlar yaşamış. Yani bir cezasızlık politikasının devlet açısından esas olduğunu ve bu politikadan güç alan yerel güçlerin, mülki amirlerin, kolluk güçlerinin de buna yaslanarak aslında topluma her türlü eziyeti ettiklerini, her türlü hak ihlalini yaşattıklarını ve Vartinis özeline söylersek bir aileyi, anne, baba ve 7 çocuğu, ki anne de hamile aslında, onu da ifade etmek gerekiyor. Bu anlamıyla aslında 8 çocuğu canlı canlı yaktıklarını biliyoruz. Canlı kurtulan Aysel Öğüt o yaşadıklarını anlatmasaydı bu devlet bunun üstünü daha önce yaşanan onlarca olayı nasıl kapattıysa Vartinis katliamının da üstünü kapatmanın derdindeydi. Ama 30 yıl değil 300 yılda geçse bu halk kendisine yapılanı, anne karnında katledilen o bebeğin hakkını unutmayacak, unutturmayacak. Bugün insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri, Vartinis katliamı ve onu gerçekleştiren çocuk ve bebek katili askerlere karşı adalet arayışını sürdürüyor.